Selam arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle Walking Dead 10. sezon 4. bölüm için yayınlanan fragmanı inceleyeceğiz ve konuşacağız. Biliyorsunuz ki önceki videomda sizlerle spoiler'a çok fazla maruz bırakmadan ve uyararak geçen bölümü konuşmuştuk. Hala o videoyu izlemediyseniz kanalımda bulabilirsiniz. Yeni bölüm için yayınlanan fragmanın yanı sıra sneak peek ve set fotoğrafları da var. Bu konularda en kısa sürede sizlerle konuşacağız. Bu videoları kaçırmamak ve haberdar olmak için yapmanız gereken hala abone değilseniz abone olmak ve bildirim açmak. Geçen bölümde fısıldayanların Alexandria'ya düzenlediği saldırı 49 saat sürmüştü ve herkes perişan olmuştu. Şimdi bu saldırının Hilltop boyutunu izleyeceğiz. Fragmanda genel olarak Alexandria'daki fısıldayan etkisi devam ederken Hilltop'ta da büyük bir saldırı söz konusu. Bu iki saldırı eş zamanlı mı olacak yoksa Alexandria'dan kalan sürü Hilltop'a mı yönlendirilecek tam olarak emin değilim. Fragmanın ilk sahnesinde Michonne, Judith veya Eugene gibi isimlerin yolculuğu var. Sınır meselesinin hallolmasının ardından bu isimler atla Hilltop yoluna düşüyorlar. Michonne sınırda yaşananları Judith'e anlatıyor. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama yayınlanan genel fragmanda Judith ve Michonne'un aylaklara karşı savaştığı bir sahne vardı. Sanırım o sahne bu bölümde gerçekleşecek. Hilltop savunmasında onların da yardımı dokunabilir. Fragmanın diğer sahnesi Alexandria'dan. Aaron başta olmak üzere topluluğun insanları durum değerlendirmesi yapıyorlar. Fısıldayanlara ve aylaklara karşı kazandıkları zaferin ardından elinde elmalarla gelen Lydia ise bir tepki söz konusu. Ona burada ilk tepkiyi veren kişi Gage. Henry'nin kavga ettiği çocuk. Henry'nin ardından şimdi de Lydia ile uğraşıyor. Gage'in yanındaki kişiyi çok yakından tanıma fırsatımız olmadı. Sezon başlamadan evvel Dante'nin diziye katılacağını söylemişlerdi. Hatta bu karakteri de David Shay canlandıracak diye haberler çıkmıştı. Fakat daha sonra Dante karakteri başkası tarafından canlandırıldı. Gage'in hemen yanındaki kişinin ismi Alfred. Alfred ve Gage'in yanı sıra burada geçen bölümde konseyde saldırmak isteyen otoyolcular grubundan bir kadın var. Bu kadının adı da Margot. Margot, Gage ve Alfred fısıldayanlar konusunda Lydia ile uğraşacak isimler olacak. Gage'in bu sahnede kafasına geçirdiği çuval ve fısıldayanların maskelerini T'ye alan hareketi Lydia tarafından pek de hoş karşılanmıyor. Onun bu rahatsızlığını gidermek ve kendisini bu topluluğun üyesi olarak hissettirmek isteyen Daryl da Lydia'nın peşinden giden kişi olacak. Fakat daha sonra farkında olacaklar ki büyük ihtimalle Lydia'nın evinin kapısına bir yazı yazılmış. Kapıda yazan yazı ise fısıldayanların sessizliği. 4. bölümün başlığı da fısıldayanların sessizliği. Değildi. 4. bölüm özetinde ise şu ifadelere yer veriliyor. Paranoyak Alexandrialılar fısıldayanlar üzerine odaklanıp korkularını Negan'dan uzaklaştırıyor. Hilltop'taki grup beklenmedik güvenlik sorunuyla ilgileniyor. Bu bölümde Alexandrialılar başta bu kapı ve sokaklardaki yazılar yüzünden iyice paranoyaklaşacak. Her ne kadar bu fragmanda olmasa da yayınlanan genel fragmanda birisinin sokağa kırmızı boya ile bir şeyler yazdığını görmüştük. Bu yazıları her kim yazıyorsa hem sokakta hem de bu kapıda yazan kişiyle aynı kişi olacak. Bence bu yazıların sorumlusu için 3-4 aday var. Bunlardan birincisi önceden söylediğim gibi diziye yeni dahil olacak olan Brandon karakteri. Ama sanki bu kişi Brandon olmayacak gibi geliyor. Kim bilir belki de bu kişi Gage olabilir. Fiziksel olarak baktığımızda da zaten benziyor. Hem Lydia ile uğraşması hem de kafasına geçirdiği o çuval onun yaptığı konusunda insanları düşündürebilir. Belki bu isim Alfred ya da otoyolculardan Margot da olabilir. Açıkçası ben 4 kişiden birisinin bu yazıları yazdığını düşünüyorum. Sizler de kimi yazdığı konusundaki tahmininizi yorumlayabilirsiniz. Genel fragmanda gösterilen Daryl'ın birisine vurduğu sahne vardı. Belki de bu bölümde o sahneyi görebiliriz. Bu fragmanda o sahne gösterilmedi ama Lydia'nın üzülmesi, ortalarda birisinin bir şeyler yazması Daryl'ı alarma geçirebilir. O da bu kişilerden birisini yumruklayarak onun yapıp yapmadığını öğrenmesiyle ilgilenecek olabilir. Bakalım neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu sahnede yine konsey odasına benzettiğim bir yerde Lydia ve Margot gerilimi var. Lydia burada yaparak bir nevi tepkisini gösteriyor ve aynı zamanda da kendisinden uzak tutmak istiyor olmalı. Alexandria'da genel olarak bunlar olup bitiyor. Bölüm boyunca fısıldayanların tehdidi ve sokaklardaki yazılar insanların paranoyasını sürdürecek. Geçen bölümdeki Sidik, Carol gibi isimlerin farklı şeyler gördüğünü yine bu bölümde görebiliriz. Şimdi Alexandria meselesi tamamlandığına göre biraz da Hilltop'tan konuşalım. Fragmanın ilk sahnesi bu. Burada Ezekiel pencereden bakarken bir şeyler olduğunu fark ediyor. Krallığın Hilltop'a taşınmasının yanı sıra Ezekiel de Gregory'nin odasını almış gibi gözüküyor. Gece sahnesi olması ve ışığın az olması aylakların yine büyük bir tahribata yol açacağını işaret. Aylakların kim tarafından getirildiğini kesin olarak bilmiyoruz. Ama tabii ki bu konuda hemen aklımıza fısıldayanlar geliyor. Böylesine karanlık ve sessiz bir ortamda o kadar yer varken Hilltop'un hedef alınmasının tesadüf olması bence saçma olurdu. Bu yüzden de Alexandria'da Gamma, sınırda Alpha varken bu sürüyü yöneten kişinin de Beta olması en büyük beklentim. Diane ve Jerry burada yaralılara yardım ediyorlar. Jerry'nin kucakladığı bir kadın var ve bunun kim olduğunu bilmiyorum. 9 kişinin
kişinin saldırıya uğradığı ve yaralandığı bilgisi var. Bu sezon baktığımızda hiç kimse büyük zarar görmedi veya ölmedi. Bu yüzden de bu bölümde yaralanan kadının öldüğünü görebiliriz. Luke, Connie ve Kelly'nin aklına hemen fısıldayanlar ve Alpha geliyor. Gamma'nın kız kardeşinin çocuğunun da bu bölümde akıbetiyle ilgili bazı sahneler göreceğimizi düşünüyorum. Hilltop'ta tamamen kaos hakim. Herkes şaşkın bir şekilde beklemediği bu saldırıyı karşılamak için uğraşıyor. Bu arada bu kaosu tetikleyecek isimlerin başında da Earl geliyor. Onun gelecek bölümde fısıldayanlar konusunda aktif rol almasını bekliyorum. Karısının öldürülmesi yüzünden fısıldayanların en büyük düşmanlarından. Demirci olması sayesinde silah, mızrak, kılıç gibi aletlerin yapımında becerikli. Fısıldayanlara karşı bir savaş olması durumunda elinden gelen her şeyi yapacağını beyan edebilir. Bu sezon Earl'ün bu davranışlarıyla, fevri hareketleriyle fısıldayanlar tarafından öldürüldüğünü görebiliriz. Bu bölümde aylaklarla çevrili durumda olan bir Luke olacak. Onun da bu yüzden tehlikeli sahnelerini göreceğiz. Luke da yine bu sezon ölebileceğini düşündüğüm isimlerden. Bunun yanında Yumiko Okuyla, Connie de sapanıyla öne çıkan isimler. Bu sahnedekilerin kim olduğunu net olmadığı için anlayamadım. Kütüklerin üzerinde olmaları da geçtiğimiz sezon tük yüzünden kolunu kaybeden Aaron'u aklımıza getirebilir. Hilltop duvarlarına dışarıdan baktığımızda savunması buna benzer tüklerden oluşmaktaydı. Belki sağlamlaştırmak adına duvarların arkasına koymuş olabilirler. İçini çok fazla bilmediğimiz için yorum yapmak zor ama bu sahnede arka plandaki duvarın metal tarzı bir şeyden olduğunu görüyoruz. Baktığımızda bu duvar değil de Hilltop'un kapısı da olabilir. Çünkü iki sahne birbirine benziyorlar. Yine 10. sezon genel fragmanında yayınlanan bu sahnede aylaklar bir yerden içeriye doğru giriyordu ve burası da bizim tahminimize göre Hilltop'tı. Bence bu saldırıların ardından çok önceden konuştuğumuz Hilltop'a aylakların sızması söz konusu. Zaten 2. bölümde Alpha'nın oranın yeteri kadar güvenli olmadığını, topluluk üyelerine göstereceğini söylemişti. Şimdi bu saldırı sırasında kapının yıkılması, topluluk üyelerini tekrar Alpha'ya bağlılığını arttıracaktır. Bunun yanında Hilltop üyelerinin de endişelerini ve olası bir savaşta topluluğun savunması konusundaki düşüncelerini yoğunlaştıracaktır. Fragmanın bir sahnesinde Yumiko'nun da çok zor durumda olduklarını söyleyerek burayı boşaltmamız gerek veya gitmemiz gerek tarzında söylediği bir cümle vardı. Bu da bence topluluğun ne kadar da zor bir durumda olduğunu fragmanda bizlere çok güzel bir şekilde gösteriyor. Bu bölümde en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi videonun başına bahsettiğim zaman dilimi problemi. İlk olarak Alexandria'yı gösterip daha sonra 49 saat önce falan deyip Hilltop'a mı bağlayacaklar anlayamadım. Fragman üzerine genel olarak konuşacaklarım bunlar. Alexandria'da paranoya devam edecek. Velediya'ya tepkiler olacak. Daryl da bunun önüne geçmek isterken yazıların yazıldığını fark edip bunu yapan kişinin peşine düşecek. Hilltop sahneleri de saldırı için daha fazla öne çıkan sahneler olacak. Tabii tüm bunlar olup biterken Negan'ın neler yapacağını çok merak ediyorum. Bence onunla da ilgili bir iki önemli sahne olabilir. Çünkü 5. bölümde ondan bir beklentimiz var. Kim bilir, belki de bu yazıları yazan kişinin kim olduğunu bulma noktasında onun bir yardımı dokunabilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 4. bölüm konusundaki beklentilerinizi benimle paylaşabilirsiniz ve tahminlerinizi yazabilirsiniz. Gelecek videolarda sizlerle set fotoğrafları üzerinden konuşacağımız farklı şeyler olacak. Bu videoları kaçırmamak ve haberdar olmak için yapmanız gereken kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. Ayrıca bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.